merhabalar, benim adım Aygül. Ben Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisiyim. Üç Midilli adlı bir masal yazdım. Keyifli dinlemeler. Üç Midilli. Bir zamanlar Şirin adlı bir Midilli yaşarmış. Bu Midilli kitap okumayı çok severmiş. Çok sevdiği bir kitap varmış. Kitaba göre Midillilerin dünyasında 4 yılda çıkan Dolunay gecesinde kabus görmelerine neden olan büyük bir kedi varmış. Ve bu kediyi sadece tek boynuzlu bir Midilli yakalayabilirmiş. Şirin bu hikayeyi son okuduğunda o kediyi bulmaya karar vermiş. Hemen eşyalarını almış, tek boynuzlunun sihirlerini kontrol etmiş ve yoluna koyulmuş. Ama gideceği orman çok karanlık ve korkunç ağaçlar ile doluymuş. Şirin ormana girmiş ve birden bir çığlık atmış. Tam o sırada pembe bir midilli ortaya çıkmış. Bizim Şirin korkmuş. Midilli adının tut olduğunu söylemiş. Ardından bir şarkı söylemiş ve aniden bir kahkaha atmış. O anda orman günlük güneşlik olmuş ve tut ada Şirin'in yolculuğuna katılmış. Yollarına devam ederken Şirin'in önündeki uçurumu fark etmemiş ve tam düşecekken lan aldı yeşil bir midilli onu tutmuş. Demiş ki, kendini bana bırakmasın. Şirin tereddüt etmiş fakat Nana kendisine güvenmesini istemiş. Şirin o anda çok büyük bir sevgi hissetmiş Nana'ya karşı. O ve onda güvenmiş, gözlerini sımsıkı kapamış ve gözlerini açtığında sevgiden kanatlarını çıkıp uçtuğunu görmüş. Nana da onlara katılmış ve yola devam etmişler. Kedinin tapınağına varmışlar. Kedi onları görünce neden geldiklerini hemen anlamış. Hemen bir miyavlamış ve en büyük gücün onlarda olmadığını görmüş. Şirin kedinin korkunç miyavlamasından yere düşmüş. Fakat Turta ve Nana onu hemen kaldırmışlar. Şirin o anda bir şey keşfetmiş. En büyük gücü. Kediye demiş ki buldum. Nana en korkunç anda bile bana moral verdi. Ve bir kahkahasıyla karanlık ormanı güzelleştirdi. Bu yüzden gülümsemenin gücünü temsil ediyor. Turta beni en zor anımda bana yardım etti. Ve o yüzden yardımseverliği temsil ediyor. Ben ise onları hep güvendim ve sevdim. Ben sevgi ve güveni temsil ediyorum. Ve biz üçümüz dostluğu temsil ediyoruz demiş. O anda her yer ışığa boğulmuş ve hiçbir şey göremez olmuş. Kedi ise bir kuşa dönüşüp kaçmış. Ama artık en büyük güç belliymiş. Bu üçlü yıllarca dostluğun gücünü korumuş ve sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşamışlar.